Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir, Gönen, Sarıköy mahallesinde 3 tane parselimiz var. 3 de yan yana. Toplamda 988 metrekare. Yani 3 hissedar. Burayı 3'ünü de bir vermek istiyorlar. Bir dönüm yer 336 metre, 270 metre, 388 metre. Çok güzel bir yer, düz bir yer. Şehir merkezine 12 kilometre. Sarıköy büyük bir mahalle. Marketiydi, PTT'siydi, sağlık ocağıydı, lisesiydi, her şeyi var. Yaklaşık 5-6 bin haneli bir yer burası. Hemen Gönen yoluna çok yakın. Gönen, Sarıköy, arabaların sesleri geliyor. Çanakkale yolu. Buradan Denizkent'e giden yol. Denize de 10 kilometre mesafede. Burada koyun, işte burada çiftlikler var. Büyük fabrikalar var. Konum olarak güzel. Ne bu fabrikaların? Sen daha iyi ismini bilirsin. Astoson mu var? Astoson tane... var. Bir de pirinç. Pirinç. Çeltik fabrikası var. Yani konum olarak merkezi bir konum. Güzel bir konum. İşte dediğim gibi Çanakkale yoluna hemen 50 metre. Böyle arka tarafı çam ormanları. Bakın. Kısımları gösterelim. Yerimiz burası. Bu alan. İlk parça. Üç parça yer tamamı burası. Olduğu gibi bakın yol, yola cepheli efendim. Ne olur burada güzel bir yaşam alanı kendinize kurabilirsiniz. Yeri dümdüz, futbol sahası gibi bir yer efendim. Burada ufak çaplı hayvancılık da yapabilirsiniz. Koyunları göster. Bakın burada hayvancılık yapıyorlar. Yatırım amaçlı da alınabilir. 3 parça ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. 3 tane tapusu var. 3'ü de imarlı. 2 kat hemen ev yapılabilir. Yani yatırım amaçlı da alınabilir. Fiyatını ekranın altına yazacağım. Yerimiz bakın burada bu şekilde yol böyle devam ediyor. Şu bir parçanın içerisinde de 288 metre olan bir parçanın içerisinde de şu dam içinde. Yani orası da buraya ait bir parçanın içinde. O da bunun içerisinde. Burada koyun moyun da bakabilirsiniz. Hayvancılık da yapabilirsiniz. Diğer kısımlara da. Yani o parçayı öyle değerlendirip buraya da evinizi yapabilirsiniz. Evet. Değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Son kez şöyle bir gösterelim. Güzel bir yağmur eşliğinde. Ak saçlı başını alıp eline, kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbini bahtın yerine, bir ince tül gibi sal anneciğim. Sanma bir gün geçer bu karanlıklar, gecenin ardında yine gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar. Yaşlı gözlerinle kal anneciğim. Gözlerinde aksi bir derin hiçin, kanadın yayılmış çırpınmak için. Bu kuş yolculuk var diyorsa için.